Ya zorunlu olmasa şuraya gelmek bile içimden gelmiyor ya. Ya konuşacak bir şey yok şimdi. Nasıl söyleyeyim yani, biz maça iyi başladık. İyi pozisyonlar ürettik. Yani belki ilk 15 dakika öne de geçebilirdik. Yani maçın geneline baktığın zaman iyi oynayan bir gençler birliği var. Pozisyon üreten bir gençler birliği var. Girdiği pozisyonları kaçıran bir takımımız var. Hiç olmayacak pozisyonda da gol yiyen bir takımımız oldu. Yani üzgünüm yani. Yani konuşacak kelime bulamıyorum. Ben yine içeride oyuncularımı kutladım. Ama içimizde bazı arkadaşlar var. Onların da artık günü geldi diye düşünüyorum. Yani bazı arkadaşlar örnek Sese kendini yırtı. Tersi adam adım atmıyor. Yani biz bu oyuncuları oyuna sokarken de ben oyuncularımı kesinlikle suçlamıyorum. Bunu yanlış anlamayın yani. Ben onlarla da gurur duyuyorum ama bazı arkadaşlar var ki biz oyunu alarak istediğimizi yapmadıkları zaman baskıyı kurmuşun. Özellikle ikinci yarı çok iyi oynayan takımımız vardı. Üretkenliğimiz de vardı ama bir türlü son vuruşlarda beceriksiz kaldık. Ama geçen hafta bunları gole çevirdik. Bu hafta gole çeviremedik. Ya ben son dakikada yenen gol için artık bir şey demiyorum penaltı golüne. Ama ben üzgünüm. Yani ben camiamızı üzdüğümüz için üzgünüm. Başkanı üzdüğümüz için üzgünüz. Ama biz iyi bir takımız. Ben hep bunu söylüyorum. Ama biz bu Denizli maçını kaybetmememiz gerekiyordu. Kazanmamız gerekiyordu. Bundan dolayı üzüntülüyüm yani. Sorusu olan var mı? Söze oyuncularımı kutlayarak başlayayım. Tebrik ediyorum hepsini. Bizim eşik olarak gördüğümüz maçlardan bir tanesi. Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı kaybettik ki özellikle ikinci yarı çok iyi oynamamıza rağmen üretmede sıkıntımız vardı. Rakip çok moralli geldi, 6-0 galibiyetle geldi. Dolayısıyla verilere baktığımız zaman birbirine yakın iki takımın mücadelesi olacaktı. Ki özellikle ilk devre bir yan topta Berat'a verdiğimiz pozisyon haricinde rakibe pozisyon vermedik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Bu süreçte de çok güzel bir gol attık ki özellikle kenar beklerin arka tarafının o anlamda zafiyet yaşattığını biliyorduk Gençler Birliği'ne. Çok doğru çalıştığımız bir gol bulduk. İkinci yarı itibariyle evet, zaman zaman oyundan düştüğümüz anlar oldu. Bunu da çok normal karşılıyorum çünkü 10 gündür takımla birlikte çalışıyorum. Geçmişten gelen, transferin son gününde bünyemize katılan, sakatlıktan çıkan birçok oyuncumuz var. Bunun için biraz zamana ve çalışmaya ihtiyacımız var. Ama burada sevindirici olan en önemli şeylerden bir tanesi oyunculardaki coşku. Maçı bırakmama arzusu ve isteği bence bugün çok daha ön plana çıktı. Dolayısıyla hak ettiğimiz, kazanmayı çok arzu ettiğimiz bir müsabakayı 2-0 gibi çok net bir skorla kazandık. Oyuncuları tebrik ediyorum. Ama neticesinde lig maratonu devam ediyor. Daha önümüzde çok müsabaka var. Her maçı ilerledikçe, haftalar ilerledikçe daha güçlü, daha ne yaptığını bilen bir takım kurgusunu herkes görecek. Biliyorsunuz Hugo bizim için çok değerli bir oyuncu. Onun da dönmesi bizi o anlamda biraz daha opsiyonel anlamda ileriye taşıyacaktır. Ama bugün itibariyle bakıldığı zaman evet, resim bizim adımıza doğru. Oyuncuları tebrik ediyorum. Sorusu olan, buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Stat çok güzel. Yani geçmişe döndüğümüz zaman bizim zamanımızda böyle statlar yoktu. İçimizden gelmiyor değil çıkıp burada oynamak ama takdir edersin ki düşünce olarak bunu düşünsek bile ayaklar ona izin vermiyor ama ambiyansı falan çok güzel. Ankara'da yakışır. Başka soru var mı? Teşekkür ederim.